Değerli izleyenlerimiz, Kanal 3 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Özel gündem programıyla sizlerin karşısındayız. Bugünkü konuğum Sodimer Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Eğitim noktasında çok önemli çalışmaları olan, özellikle dijital bilinçlenme noktasında önemli çalışmalara imza atan bir isimsiniz. Öncelikle Kanal 3'e geldiğiniz için, yeniden sizlerle program yaptığımız için teşekkür ederiz. Ben hemen 2023 yılında eğitime dair, dijital anlamda bilinçlenmeye dair neler yaptığınızla alakalı kısa bir özet sizden rica ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Sodimer Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi. Bu merkezin çok geniş bir gönüllü ağı var ve ülkemizin dört bir tarafında hem yüz yüze hem online eğitimler veren bir tarafı var. Özellikle sosyal medya kullanımı, dijital dünyada etik, dijital tehlikeli oyunlar ki birazdan açacağım ayrıntılarını ve Metaverse gibi alanlarda, dijital para, dijital kültür gibi alanlarda çalışmalar yapan bir kuruluşuz. Şu ana kadar 120 bin kişiye ücretsiz eğitimler verdik. Ülkemizin her tarafına gidiyoruz. Hakkari'den, Bingöl'den, Diyarbakır'dan, tutun Edirne'ye kadar. Amacımız bu dijital dönemde, özellikle son dönemde yapay zekanın da çok kendini gösterdiği, ortalama insanın kullanım profiline indiği bu dönemde bilinçli dijital kullanıcı olmalarına dönük kamusal alanda çalışmalar yürütüyoruz. Peki genel itibariyle Türkiye'deki eğitim profili hakkında neler söylemek istersiniz? Tabii 2023 yılını genel değerlendirdiğimizde öncelikle Sayın Mahmut Özer yerine Sayın Profesör Doktor Yusuf Tekin Hoca görev aldı. Hızlı projelerle sahada gelen talepler doğrultusunda çalışmalar yaptılar. Evet. Bu tabii ki bugünden yarına değil, çok geniş ve kapsamlı bir çalışmanın sonucu. Öncelikle yapılanlardan bahsedelim. Hatırlarsanız açık lise uygulaması sınırlandırıldı. Bu çok önemli çünkü çocuklar lise 12 dediğimiz kademede okula gitmiyorlar. Ne yapıyorlar? Açık liseye yazılıyorlar ve dershanelerden süreci devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu engellendi. Çünkü bu çocukların gittiği dershanelerin birçoğu merdiven altı dershane. Yani burada da biliyorsunuz 15 Temmuz gibi büyük bir faciayı da yaratmaya çalışan terör örgütü FETÖ'nün eğitim alanındaki vurgusunu da ön plana aldığımızda bu çok önemliydi 2023'te. Bununla beraber sınıfta kalma sistemi oldukça önemli. Yani baktığımız zaman öğretmenlerin, öğrencilerin, yani o bizim zamanımızdaki okul nosyonu var, formatı vardı. Yani en azından öğretmenler kravatla gidiyorlardı. Öğrenciler de o gri eşofmanla gitmiyorlardı. Yani üniformalar, sizler de hatırlarsınız belki. Yani onlara dönük çalışmaların olması önemli. Yani okul ortamında Sayın Tekin öğretmenler odası uygulaması yapıyor. Ben de katılıyorum birçoğuna. Oradaki öğretmenlerin çok açık, net sorularını gördüm. Sayın Bakan da, yani ben bakanım bana soramazsınız değil, bunun yerine onlara anlatma, saatlerce anlatma. Yani Kastamonu'dakine katılmıştım, 4 saat sürmüştü. Türkiye'nin her tarafından insanlar. Bu çok önemli yani. Sahada, sahadakiler kim? Yani okul, okul yöneticileri, öğretmenler, diğer paydaşlar, servisinden tutun kantincisine kadar tüm paydaşların problemlerini bilmek ve anlamak önemli. Son dönemde sınıf anneliği diye biliyorsunuz bir kavram vardı. Aslında yasal olmayan bir zemin bu. Bir veli sınıftaki bütün oturum düzeninden tutun uygulamalara kadar her birini dizayn ediyor. Bu kaldırıldı mesela, yasaklandı. Evet. Bu da önemli gelişmelerden biri. Türkçemizle ilgili çok güzel işler yapıldı. Örneğin işte Türkçenin geçme notu barajının 70 olarak belirlenmesi, ilk 4 yılda Türkçe dersinde çok önem verilmesi, ortak sınavlar işte dün yapıldı, tüm Türkiye sınavlara girdi. O sınavlardaki alınan sonuçlar çok değerli, genel bir değerlendirme bağlamında kullanılacak ve çok önemsediğimiz müfredat adı verilen öğretim programlarının geliştirilmesi var. Ben de bir iki çalışmaya dahil oldum gözlemci olarak. Yani şu anda bütüncül öğretim modeli bağlamında artık çocukların bireysel özelliklerinin öncelendiği,
Bununla beraber değerler, okuryazarlıklar, erdem ve eğilimlerle beraber hareket alındığı bir program yapısı çalıştırılıyor. Bu da çok önemli. Tabii burada öğretmenlerimize verilecek eğitimler, öğretmenlerimizle olan onların programa dönük olarak eğitim almalarını da sağladığımız zaman güzel bir sonuç ortaya çıkacak diye düşünüyoruz. Peki Sayın Eraslan, ben şunu da size sormak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı genel itibariyle önemli değişikliklere imza atıyor. Eğitim noktasında özellikle farklılaşma adı altında diyeyim, ciddi çalışmalar yapılıyor. Fakat bu öğrenciler üzerinde değişikliklerden dolayı birazcık moral ve motivasyon noktasında düşüşe neden oluyor. Peki siz bu anlamda neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii bir sistem eğitim. Yani bir öğrenciyle başlayıp yukarıda en büyük bakana kadar devam eden, arada yani onlarca yüzlerce mekanizmanın olduğu bir yapı. Yani bu yapıda elbette oluşturulacak her türlü yenilik, her türlü farklılık, değişiklik insanların buna uyum ve uyarlanma sürecinde beraberine getirecektir. Burada önemli olan şu, çağın gerekleri nedir? Bakın pandemi atlattık. Hala pandemideyiz aslında. Yani zihinsel olarak, mental olarak. Çünkü birçok alışkanlığımız kökten değişti. Bakın hala üniversite online eğitim yapıyorlar. Hala pandemiden kalan alışkanlıklarımız dijital dünyada kendini gösteriyor. Bu yüzden pandeminin eğitim alanına, uygulamalarına getirdiği dönüşümü iyi anlamamız lazım. Bütün dünya bunu konuşuyor şu anda. Yani bu iki yıllık kapalı sürecinde neler oldu? Öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin, eğitim-öğretim sürecindeki tüm paydaşların bir kere temel paradigmaları değişti. Buna baktığımız zaman bunu anlamamız gerekiyor. Yenilikler elbette bunların sonucu. Mesela online eğitim. Yani. Online eğitim bunlardan biri. Ama oradan bize çok ağır bir de bakiye kaldı. Onu da unutmayalım. Öğrenme eksiklikleri. Yani öğrenme eksikliği. Düşünsene pandeminin ilk yılında birinci sınıf öğrencisi online'dan okuma yazmayı öğrenmeye kalktı. Bu çocuk şu anda üçüncü sınıfta. Ve hala ne yazık ki bunlar görülüyor ki olanakları ve fırsat eşitliği düşük toplumlarda bu daha farklı seyredecek. Yani online eğitim aslında kişinin düzenli kullanmasında olumlu etkiler bırakırken aslında düzensiz kullandığında ne yazık ki eğitim noktasında eksik kalmasına sebep oluyor. Online eğitim yüz yüze eğitim yerine geçmez. Bu çok net. Biz hep bunu çok anlatırız. Haklısın. Ancak destekleyici bir vurgudur. Buna da hibrit eğitim diyoruz biz. Yani cuma günlerini belki buna ayırabilirdik. Hem okul dinlenirdi, hem çocuklar online eğitimler yapardı ama şunu demek istiyorum, öğrenme eksiklikleri öğrenme yoksulluğuna dönüştü. Kalıcı eksiklikler oluşuyor. Bunu ölçmedi bakanlık yani. Bir iki çalışma yaptılar ama bunun sonucunda eksikleri tamamlamaya dönük bir program ortaya konmadı. Bakın artık dünya şunu konuşuyor eğitimde. Nasıl farklı olabiliriz? Bir PISA sonuçları açıklandı biliyorsunuz. Ondan da biraz bahsedeyim. Yani tüm dünyada pandeminin etkisini gördük. Düşüşleri, yükselişleri. Yani Türkiye'de işte fen okuryazarlığında yerini korudu. Matematikte yerini korudu. Ama okuduğunu anlama çok önemli. Orada düşüşte. Çünkü şuna artık insanlar iyice teslim oldu. Kesinlikle. Yani birazdan da Sayın Vali'nin de buraya dönük çalışmaları var. Onlardan bahsedeceğim. Tabii Afyon özeline indiğimizde, ben de sık sık geliyorum, Afyon'a bir sözümüz var çünkü. Sizi sık sık gerçekten Afyonkarahisar'da görüyoruz. Buradaki çalışmalara sık sık destek oluyorsunuz. Afyonkarahisar'da peki neler yapıyorsunuz ya da neler yapacaksınız? Evet, bir kere Afyon bizim sevdiğimiz şirin bir kent. İnsanları olsun, doğal yapısı, tarihsel dokusu, Türk sanayisine olan katkısı. Yani Afyonları seviyoruz. Bu çok önemli bizler için. Tabii Afyon'da çok önemli yöneticimiz, Sayın Valimiz çok kıymetli, akademisyen. Türkiye'de birçok ilkleri yaşayan önemli bir valimiz var. Vali Hanım'ın da ortaya koyduğu bir vizyon var. İşte bu vizyon bağlamında çalışan bir de Milli Eğitim Müdürümüz var, Sayın Miraç Sünnetçi. Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın ortaya koyduğu çalışmaları çok net olarak sahaya uygulayan
ve Afyon'un başarısını artıran bir önemli bürokrat. Bununla beraber Afyon'un eğitimdeki niteliğinin artması dışarıya göç engelleyecektir. Burada da üniversitelere büyük görev düşmekte. Yani siz de gösteriyorsunuz işte Sayın Milli Eğitim Müdürümüz her okulda bakanlığın bütün çalışmalarını, işte o seçmeli derslerin nüvesini, biliyorsun çok da seçmeli ders koydu bakanlık yani. Adab-ı muaşeretten tutun yapay zekaya kadar tamamını okullarda anlatıyor. Bu derslerin önemini peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Neyi? Bu derslerin önemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Dersler önemli. Bakın bütün dersler sahadaki ihtiyaçtan alınıyor. Şimdi ben birçok yerde de anlattım. Adab-ı muaşeret dediğimiz çok eski bir derstir mesela. Evet. Değil mi? Görgü kuralları gündelik hayatta. Yani çocuklarımız bu konuda ne yazık ki sosyal medya ve dijital dünyanın etkisiyle olumsuz bir bağlamda hareket edebiliyorlar. Konuşmalarına yansıyor, hareketlerine yansıyor. Yani sürekli telefonda, dijital dünyada oldukları için de ne yazık ki gündelik. Yani en azından bir anne şöyle demişti, çocuğum misafir geldiği zaman ayağa kalkmıyor gibi. Bu Türk toplumunda çok önemsenir biliyorsunuz. Onlara dönük yapay zeka, dijital dünya. Oradan da Sayın Valimizle de bugün bir toplantı yaptık. Medya okuryazarlığı üzerine çalışmalar yapacağız. Sosyal medya okuryazarlığı bağlamında dijital bilinç, dijital kullanımdaki niteliği artırmak çok çok önemli. Evet. Bakın 2024'ü Sayın Vali buna ayıracak. Medya okuryazarlığı. Neler yapılacak peki sosyal medya, bir kere, sosyal medya okuryazarlığı adı altında? Evet, şunlar yapılacak. Bir kere öncelikle anne ve babalara eğitimler planlıyor Sayın Valimiz. Bu çok önemli çünkü... Bakın bir Türk ailesini canlandıralım. Hepimizin ailesi var. Saat 8'de, 7'de hayat, değil mi? Herkes eve geliyor. Evet. Sabah 8'e gidenler 7-8 gibi eve gelir. Yemeği yersiniz. Yani Türk ailesi saat 8 ile 11 arasında yaşıyor. 23. Yani o 3 saatte ne yapıyor? Herkesin elinde telefon. Çocuklar odalarında telefon. Anne baba telefon. Evet. O yüzden önce anne ve babalara bilinçli kullanımı anlatacağız. Sosyal medyanın olumlu, dijital dünyanın pozitif yönlerini anlatacağız. Bununla beraber şunu da unutmayalım. Bu dünyanın kontrol altında olması lazım. Bizim Sodime olarak geliştirdiğimiz dijital arkadaş kavramı var. Anne ve babalar çocuklarınız dijital dünyada ne yaptığını bilmek zorunda artık. Çünkü sizler de medyadan takip ediyorsunuz. Çok onulmaz. Evet. Çok üzüntü verici birçok şeyi buradan görüyoruz. Sosyal medyanın bir de karanlık yönü var. Bu yüzden öncelikle anne ve babalara eğitimler, çocuklarımıza eğitimler, öğretmenlerimize eğitimler. Böylelikle 2024 yılında biz sosyal medya okuryazarlığı, dijital tehlikeli oyunlar, dijital mahremiyet. Evet. Sayın Valimiz de biliyorsunuz iletişim doçenti. Bununla beraber sosyal medya hukuku, sosyal medya meslekleri, yani hep olumsuz yanları değil, olumlu yanlarını da anlatan çok genel bir çalışma planlıyoruz. Evet. Siz de inşallah bizim bu projemizin de medya sponsoru olursunuz. Çalışmalarda destek verirsiniz. Peki şimdi siz bir Sodimer Başkanı olarak özellikle anne babalar şu an itibariyle herkesin elinde bulunan telefonlar noktasında ne gibi önlemler almalı? Şimdi siz vereceksiniz, Afyonkarahisar'da da eğitimlerin başlayacağını söylediniz. Evet. Fakat buradan sizi izleyen anne babalar neleri mutlaka yapmalı? Bir, öncelikle gece 02.05 kriminal saat dilimidir. Bu çocuklar gece... Online iseler, evet, genelde ne yazık ki yetişkin sitelerine sanal kumar ve bet o kadar çok arttı ki ülkemizde. Evet. Yani bu çok önemli. Bunu ayrı başlık açacağım. Sosyal medya saldırganlığına ve bununla beraber işte ifşa dediğimiz bedenlerini sergiledikleri ne yazık ki şeylere tevessül ediyorlar. Tüm dünyada bu böyle. İki, mutlaka çocuklarımızla bir diyalog yoluyla bunu halletmemiz lazım. Yani evet. Yasaklamak, engellemek, tehditle almak, işte yemeğini yemezsen telefon alırım, şunu yaparım, bunu yaparımdan ziyade dijital arkadaş olmamız gerekmekte. Ve üçüncüsü, bu çok değerli, dijital dünyayı bilmek zorundayız. Şimdi tabii İç Batı Ege kentimiz, fakat bunun yanında tarımla uğraşan da bir grup var. İşte kır hayatı çok zengin.
Oradaki anne ve babaların da bunları bilmesi gerekiyor. Çocuklarımızı son model telefonlarıyla odalarına yalnız bırakmayalım. Evet. Çünkü az önce bahsettiğimiz bütün problem alanlarını orada ne yazık ki görüyoruz. Tehlikeli dijital oyunlara çok giriyorlar. Yani genç kızlar bile silah, ne yazık ki. El bombası, bıçak. Afyon'da da bıçak kullanmak diye bir şey var herhalde. Bir gelenek varmış, onu da yeni öğrendik. Yani böylesi davranışlarının tamamı dijital dünyadan motive ediliyor. Yani biz 2024 yılında Sayın Valimizin de önderliğinde Afyonlulara çok ciddi olarak bilinçlendirme çalışması yapacağız. Buradaki ana mottomuz da sosyal medya okuryazarlığı olacaktır. Sanal kumar dediniz, bunu açacağım dediniz. Evet, nedir bu? Sanal kumar, yani kumar dediğim bir illet. Yani uyuşturucu gibi kumar da insan zihninde o heyecan dediğimiz salgılar, mutluluklar, gerginlikler salgılayan hormonlar var. Dopamin ve serotonin. Yani o heyecan kaybetme, kazanma vesaire insanları o ortamda tutuyor. Fiziki olarak ortamlarda işlenen kumar faaliyetleri şimdi sanal bet olarak telefonlara geldi. Yani size kumar oynatıyorlar cep telefonunuzda. Tanımlanan bir hesaptan giriyorsunuz, para yatırıyorsunuz. İddia oynatıyor size mesela. İddialarda yani çoğu zaman da ilginç iddialar oluyor işte. Bir futbol maçı devam ederken köpek sahaya girecek mi üzerine iddia yaptırıyor vesaire derken bu çocuklar 50 lira, 100 lira. Ben aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi'nde ders veriyorum bu konuda. Onlara bir ödev yaptırdım. Çok net çocuklar da sahadan verileri verdiler. Yani arkadaşlarının artık batağa düştüklerini, borçlandıklarını. Yani 50 lira, 100 lirayla başlayan bu sanal kumarın daha sonra binlere, milyarlara vardığını eski parayla ifade ettiler. O yüzden çok tehlikeli bir süreç. Anne ve babaları uyaralım. Çocuklarımız kafelerde, bir arada, grup halinde, paraları da birleştirerek, çünkü çok koyarlarsa çok kazanacaklar hareketinden, böylesi illetle bir araya gelebilirler. O yüzden bunları takip etmek ve öğrenmek oldukça kıymetlidir. Evet. Afyonkarahisar'da da yine bu tür yanlış, özellikle dijital anlamda yanlış kullanımları işleyeceksiniz değil mi? Evet, Sayın Valimizin bu alanda çok önemli bir duruşu var. Burada çok büyük bir proje kurgulayacak. Sodimer işbirliğinde Afyon'da bizler en ücra ilçelere kadar bunları anlatacağız. Çünkü kır ve kent farkı da burada kendisini göstermekte. Buna göre buradan da tabii Sayın Vali'nin bu önemli proje, önemli açıklamalarını çok çok değerli buluyoruz. Çünkü sosyal medyanın avantajlarını bilmek kadar dezavantajlarına karşı da tedbir geliştirmek gerekiyor. Burada da inşallah Afyon ili Türkiye'ye örnek olacaktır. Daha öncesinde de Afyonkarahisar'da dijital bilinçlendirme noktasında önemli çalışmalara imza atıldı. Yine Sayın Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı önderliğinde gerçekleşti. Peki sizinle birlikte yapılacak olan eğitimlerde ön plana çıkan konuları genel itibariyle neler olacak? Yani eskisinden ayıran en önemli özellik sosyal ne olacak? Sosyal medya okuryazarlığı olacak. Ana motto bu. Evet. Yani sadece olumsuz yanlarını değil, olumlu yanlarını da anlatacağız. Anne ve babaların bu konuda bilinçlendirmesini sağlayacağız. Sosyal medya hukukunu anlatacağız. Dijital olarak suçlar var. Evet. Bunların neler olduğunu öğreteceğiz. Sosyal medyada iyi bir üretici nasıl olur? Bakın 28 tane sosyal medya mesleği var. Yani bunlara bakacağız. Bu bazı sosyal medya araçları var. Çok popüler biliyorsunuz. TikTok gibi. Oradaki... Evet. Yapılanları da hatırlarsınız televizyonlardan. Yani bunlara dönük bir farkındalık eğitimi vereceğiz. En büyük farkı bunun sosyal medya okuryazarlığıdır. Yani sadece olumsuz kötü yönleri değil. Bu sürecin olumlu yanlarının olduğunu, olumlu yanlarını avantaja çevireceğiz. Olumsuz yanlarına karşı da dikkatli olacağız. Ana temamız bu olacak. Evet, deprem bölgesindeki eğitim. Evet. Peki burada... Yapılan çalışmalar neticesinde şu an itibariyle eğitim alanında ne gibi çalışmalar yürütülüyor deprem bölgelerimizde? Şimdi tabii deprem bölgesi bizim Sodimer olarak çok ilgi gösterdiğimiz.
Geçen hafta da Malatya'da bir faaliyet yaptık. Tam 15 kere deprem bölgesine giden bir STK başkanı olarak buradayım. Özellikle Hatay vurgusunu buradan hatırlatmak lazım. Evet. Sayın Valimiz Mustafa Masatlı Beyefendi'nin de Hatay'da yaptığı önemli eğitim çalışmaları var. Bakın, gitmeyenler için Hatay ekranlardan ibaret ama gidenler için gerçekler var orada. Evet. Bir kere çok büyük bir yıkım. Böylesi bir şey görülmedi. Yani gittiğiniz zaman, ben en başından en sonuna kadar geçen hafta da oradaydım. O kadar büyük bir coğrafya ki, yani film olsa inanamazsınız. Dehşet bir coğrafyada büyük bir yıkım var. Şimdi tabii yıkımların %90'ı hemen hemen tamamlandı. Bir ay sonra evler teslim edilecek. Devletimiz bu alanda çok büyük çalışmalar yapıyor. AFAD çalışmalar yapıyor. Hatay Valisi de, Sayın Masatlı da, aynı zamanda hanımefendi de öğretmen eşi, eğitime çok ayrı önem veriyor. Gelen öğretmenlerin barınması, diğer ihtiyaçları, okulların güçlendirilmesi, yeni okulların yapılması. Bu arada Sayın Milli Eğitim Bakanımız da sağ olsunlar Hatay'a gastronomi lisesi sözünü verdi. Evet. Gastronomi liseleri açılacak Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 kente. İnşallah burada da Afyon olur. Onu İnşallah. Da buradan söyleyelim Afyonlu arkadaşlarımıza. Ve burada önemli olan tabii gastronomi lisesinin Hatay'da olması. O ayrı bir moral, ayrı bir destek. Yeni okulların açılması, evet, insanların oraya gelmesi. Bu anlamda orada güzel işler yapılıyor. Bunlardan anlıyoruz. Öğrenci sayıları artıyor çünkü. Yani insanlar geri dönüyorlar ve çocuklarını devlet okullarında, diğer okullarda eğitim öğretim sürecine sokuyorlar. O yüzden buradan da bir duyuru yapalım. Lütfen deprem bölgesinden ilginizi, desteğinizi geri çekmeyin. Şimdi daha çok ihtiyaçları var. İşte yaklaşık bir ay sonra da bir yıl olacak. Evet. Bu anlamda deprem bölgesini her zaman gündemde tutuyoruz bizler de. Şimdi 2023 yılını bitirdik. 2024 yılına da aslına bakarsanız sayılı günler kaldı. Evet. Genel itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulacak yeni projeleriniz var mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar var. Biz bu çalışmaları izliyoruz. Gerekli yerlerde de destek oluyoruz. Ancak tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi ajandasında öğretmenlik meslek kanunu var. Biz bunu çok önemsiyoruz SODİMER olarak da. Evet. Ben çünkü o yasa çıktığında meclisteydim. Tam 16 saat takip ettim oradaki görüşmeleri. Evet. Öğretmenlik meslek kanununun özellikle öğretmenlik meslek zeminini, çerçevesini destekleyecek şekilde olması. Öğretmen istihdamından tutun, öğretmenlerin kademeler, öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen şeklindeki sistemi ve bununla beraber süreç içerisinde kendi özlük haklarının geliştirmesine kadar birçok konuyu ele alması lazım. Bakın avukatlık kanunu, polislik kanunu sayfalarca, öğretmenlik kanunu 7 sayfa. Evet. Yani 1 milyon 200 bin öğretmen, 25-26 milyon öğrenci var bu ülkede. Neredeyse her 3 kişiden biri öğrenci. Ne olmalı sizce bu kanunda? Bu kanunda bir kere öncelikle tüm paydaşların fikirleri alınmalı. Mesleğin hiçbir şekilde, hiçbir problemi dışarıda olmayacak şekilde çerçevelenmeli ve en önemlisi sahadan öğretmenlerle, sendikalarla yapılması. Bunları önerdik Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine. Evet. Belki sendika yetkililerini de alarak süreç içerisinde onların da görüş ve temellerinin de ele alınması oldukça kıymetli olacaktır. Evet, süremizin sonuna geldik Sayın Eraslan. Son cümleleriniz neler olacak? Son cümlelerimiz size dönük olacak. Kanal 3 çok teşekkür ediyoruz. Yani asla şey yapmıyorlar. Eğitime çok değer veriyorsunuz. Afyonumuzun böyle bir kanala sahip olması çok kıymetli. Teşekkür ederim. Eğitimi öncelemesi daha kıymetli. Biliyorsunuz ulusal kanallarda eğitim programı yok. Evet. Bu çok ayrı bir sıkıntı. O yüzden her geldiğimizde sağ olun ekranlarınızı açıyorsunuz. Son olarak 2024 yeni projesini tekrarlayalım. Sayın Valimizin önderliğinde, liderliğinde sosyal medya okuryazarlığı, dijital dünya okuryazarlığı kavramlarını işleyeceğiz. En ücra ilçelerden en merkez ilçeye kadar herkese Sayın Valinin bu çalışmasını anlatacağız. Çok teşekkür ederiz. Ben çok sağ olun. Başarılar dileriz. Sağ olun.
Evet değerli izleyenlerimiz, özel gündem programında Sodimer Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan bizlerleydi. 2023 yılı değerlendirmesini ve 2024 yılında hem Afyonkarahisar'da hem de Türkiye'de yapılacak olan eğitim çalışmalarını bizlere anlattı. Kendisine sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir sonraki özel gündem programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.